Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Yeni bir video, yeni bir geziyle yine karşınızdayız. Kızım ve kamera arkasında sevgili eşimle birlikte. Bugün Osmaniye'deyiz ve ilk durağımız doğa harikası. Tabi arkamdan da belli oluyor zaten. Karatepe Aslantaş Milli Parkı'ndayız. Buraya giriş ücretleri hakkında birkaç kısa bilgi vereyim. Fotoğraf çektim, aklımda tutamadım. Buradan okuyacağım sizlere. Kişi başı normal 19 TL, indirimli 10 TL'ymiş. Tabi bu yaya olarak gelirseniz. Ki buraya dolmuş vesaire herhangi bir ulaşım aracı bulunmamakta. Otomobil, kamyonet, pick-up 60 liraymış. Minibüs 175 TL. Otobüs 570 TL'ymiş. Motosiklet 40 TL'ymiş. Ayrıca burada çadır kampı da yapabiliyorsunuz. Çadırınıza gelirseniz günlük 90 TL. Ayrıca karavanla da gelip burada konaklayabiliyormuşuz. Karavan ücreti de 100 TL. Şimdi giriş ücretlerinden bahsettik. Sırada burada neler var neler yok onlardan bahsedelim. Bura oldukça güzel, harika bir yer. Doğal ortam. Aslantaş Barajı'nın yanında piknik alanındayız şu anda. Gördüğünüz üzere bundan daha önce 2 sene önce yine gelmiştik buraya. Su seviyesi bayağı yükseklerdeydi. Küresel ısınmadan dolayı su seviyesi bayağı geri çekilmiş. Bu da tabii üzücü bir durum. Burada lavabolar var, mescit var, girişte büfe var. Yiyecek içecek ihtiyacınızı karşılamak istiyorsanız. Kamelyalar var. Tabii buraya hafta sonları biraz erken gelmenize fayda var. Yer bulamayabilirsiniz. Gelip burada piknik yapabilirsiniz. Yani burası harika bir ortam. Anlatılmaz yaşanır. Sizleri de buraya bekliyoruz. Sizi görüntülerle baş başa bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, piknik alanı gezimizi tamamladık. Sonra kısa bir yürüyüşle Karatepe Açık Hava Müzesi'ne gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. İyi seyirler. Evet arkadaşlar, şimdi Açık Hava Müzesi'ne giriş yaptık. İlk olarak kişi başı giriş ücreti 70 TL ama müze kartı 60 TL. Buradan müze kartı alabilirsiniz. Diğer müzelerde ücretsiz gezebilirsiniz en azından. Açık Hava Müzesi'nin girişinde bulunan küçük bir kapalı müze var. İlk olarak orayı gezeceğiz. Daha sonra asıl Açık Hava Müzesi'ne gideceğiz. İyi seyirler diliyorum. Evet, kapalı müze kısmını gezdik. Şu anda açık hava müzesine doğru ilerliyoruz. Tabelada da görüldüğü üzere yukarıda güney kapısı var. Sol tarafta da kuzey kapısı var. Biz önce güney kapısına gideceğiz. Oradan aşağı ilerleyeceğiz ve kuzey kapısına gideceğiz. Buradan yürüyüş bir 500-600 metre sürmekte. Ama doğa ile içi güzel bir yürüyüş yaparak güney kapısına gidiyoruz. İyi seyirler. Kartepe 1946 yılında Profesör Helmut Bossert ve Doktor Halet Chambel tarafından keşfedilmiştir.
ilk kazıları Bozsert ve Profesör Bahadır Alkım yapmıştır. Kartepe'deki kazı, koruma ve onarım çalışmalarını Halet Çembel devam ettirmiş ve kaleyi açık hava müzesine dönüştürmüştür. Türkiye'nin ilk açık hava müzesidir. Kartepe, Azati Vataya Kalesi, Geç Hitit döneminde, M.Ö. 8. yüzyılın ortalarında Kü Krallığı'nın günümüze ulaşabilmiş en somut kalıntılarının bulunduğu bir yerleşim alanıdır. Evet arkadaşlar, kısa bir yürüyüşün ardından kalenin kuzey kapısına geldik. Evet, şu anda halde bulunan en önemli eserin önündeyiz. Fırtına Tanrısı'nın önündeyiz. Dönemin baş tanrısı olan Fırtına Tanrısı, iki boğanın üzerinde, dikdörtgen bir kaide üzerinde ayakta durmaktadır. Fırtına Tanrısı, kollarını dirseklerden bükülerek öne doğru uzatılmış ellerini yumruk yapmıştır. Elbisenin ön ve arka kısmında Fenike yazıt bulunmaktadır. Bulunduğu tören alanında sergilenmektedir. Evet, şu anda güney kapısındaki gezimiz bitti. Şimdi doğanın içinde kısa bir yürüyüş sonrası kuzey kapısına ulaşacağız. Güney kapısına kısa bir yürüyüş sonrası kuzey kapısına geldik kalenin. Karatepe Aslantaş Milli Parkı'ndaki gezimiz sona erdi. Hava sıcak, yorulduk, susadık. Şimdi müzenin girişinde bulunan büfede bir şeyler yiyip içeceğiz. Sonrasında Kassabala Antik Kenti'ne gideceğiz. Evet, müzenin büfesindeyiz şu anda. Ve burada Osmaniye gazozunu keşfettik. Size gelince burada müzenin büfesinde bu gazozunu içebilirsiniz. Tanesi 10 lira. Gerçekten mükemmel. Evet arkadaşlar, Karatepe Aslantaş Milli Parkı'ndan sonraki durağımız ve son durağımız Kassabala Antik Kenti'ndeyiz şu anda. Arkamda gördüğünüz 13. yüzyıldan kalma Bodrum Kalesi etrafında kurulu Kassabala Antik Kenti, diğer adıyla Hierapolis Antik Kenti'ni gezeceğiz şimdi. Şu kısa bilgiyi de vereyim. Buraya giriş ücretsiz ve burada hala kazı çalışma devam etmektedir. Burası küçük bir alana yayılmış bir yer. İleride tiyatro bulunmakta, hamam bulunmakta ve birkaç tarihi yapı bulunmakta. Şimdi oraları gezeceğiz. İyi seyirler diliyorum. Çukurova'nın Efesi olarak adlandırılan kentin geçmişi M.Ö. 5. yüzyıla dayanmaktadır. Kale etrafında kurulmuş olan kentten günümüze kadar sütunlu cadde, kilise, tiyatro ve hamam kalıntıları ulaşmıştır. Şimdi ise M.Ö. 2. yüzyıla tarihlendirilen
Kasabalı antik kentinin ayakta kalan birkaç yapısından biri olan tiyatronun önündeyiz. Arkadaşlar, Kasabalı antik gezimizi tamamladık. Sevgili eşim ve kızımla birlikte. Ayrıca bu son durağımızdı. Bugünkü gezimizin sonuna geldik. İlk olarak Karatepe Aslantaş Milli Parkı'nı gezdik. Daha sonrasında ise Kasabalı antik kentini gezdik. Umarım sizler de videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım sizlere yardımcı olabilmişizdir. Artık veda zamanı. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni yerlerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.